YDS Atak'tan herkese merhabalar. Gebze Teknik Üniversitesi'nin Proficiency sınavının çözümleriyle sizlerle beraberiz. Bu partımızda listening partını değerlendirmeyeceğiz ve reading'i de almayacağız. Öncelikle burayı alacağız ve ikinci videomuzda da reading partının çözümlerini alacağız. Reading'i birazcık detaylı bir şekilde okuma becerimizi geliştirecek şekilde işleyeceğiz. Soru çözmenin yanı sırasında orada okuma becerilerini de alacağız. Bu partımızda Use of English ve Vocabulary Part dediğimiz Restatement, Sentence Completion ve Clause Test. Yani ağırlıklı olarak gramer, bağlaç ve kelimenin oluşturduğu 45 sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Burada soru çözümlerini yaparken hem taktiksel yaklaşımı vereceğiz hem okuyup anlam bütünlüğünü sağlayacak bir şekilde doğru cevaplara ulaşacağız. Hemen geçelim Use of English partından birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, buradaki booklet'imizin listening partları dursun ve reading soruları dursun. Biz ne yapıyoruz? Şuradaki restatement kısmından başlayacağız. Restatement kısmını yaparken ben soruları daha önceden inceledim, baktım. Yani sınavda bu soru formatı gelirse aslında çok kolay bir şekilde bu sınavdan istediğiniz skoru alabilir ve hazırlık atlama aşamasını geçebilirsiniz. Restatement'ın taktikleri nelerdir? Hangi yöntemleri inceleyeceğiz? Öncelikle onlardan birazcık bahsedelim. Restatement eş anlam demektir. Yani bir cümle ile üst cümle ile alt cümle arasında anlam bütünlüğünü sağlayacak bir şık tercih edeceksiniz. Yani aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. A eşittir. Yazabilirsek inşallah. A eşittir A denklemini sağlayacak cümleyi arayacaksınız. Yani buradaki verilen ifadeyle alttaki verilen ifadenin aynı olmasını sağlayacağız. Peki biz bunu nasıl yaparız İngilizce'de? Bu denklemi nasıl sağlarsınız? 1. Eğer ki verilen cümlede bağlaç var ise, verilen cümlede bir zarf var ise, verilen bir cümledeki kelimeler diyeceğiz ve üçüncü sıramız bu. Verilen bağlacın eş anlamını sağladığınız zaman, eş anlamını aldığınız zaman anlamın bütünlüğünü sağlamış olabilirsiniz. Yine aynı şekilde verilen bir zarf var ise eş anlamını aldığınız zaman yine bütünlüğü sağlamış olabiliriz. Verilen kelimelerin eş anlamını ancak burada buna neye dikkat edeceksiniz? Zıt anlamına da dikkat edeceksiniz. Yani it is not, it is impossible dediğimiz şey, bakın it is impossible dediğimizi soru size şöyle verebilir. It is not possible şeklinde verebilir. Yukarıda impossible, imkansız yazıyorsa altta da mümkün şeklinde zıt anlamları da sağlayabilirsiniz. Demek ki burada ne yapacağız? Eş ve zıt anlamlara dikkat edeceğiz. Temel mantığımız bu. Eğer ki bu üçünden çıkmıyor ise anlam bütünlüğüne bakacaksınız. Tamlama bütünlüğüne bakacaksınız. Ama bu üçünden çok rahatlıkla doğru sonuca ulaşabiliriz. Evet, sizin sorunuzda yani Gebze'nin sorularında bu çok daha net bir şekilde görülmektedir. Ha, bunun dışında bir de neyimiz var? Kelimelerin dışındaki yapıları unuttuk. Bağlacın dışında bir de gramer var. Mesela gramatik yapılar var. Onu şey yapayım. Gramatik yapılar var. Mesela bunlar nelerdir? So that kullanımı olabilir. To kullanımı olabilir. Ondan sonrasındaki superlative dediğimiz ya da comparative yapılar, as gibi yapılar, gramatik yapılardan eş anlamları veren, bakın gramatik yapılardan eş anlamları veren cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Ve siz burada bu yapıları öğrenmiş olacaksınız. Öğrenmiş olmaktan ziyade önce öğrenmiş, daha sonrasında sınavda uygulamış olacaksınız. Şimdi buraya geldiğimiz zaman all the best paintings, yani en iyi resimler had been sold, satılmıştı. Ne zaman? When we got the auction, yani müzayedeye işte satışa vardığımız zaman en iyi resimlerin tümü satılmıştı. Şimdi bağlaçtan ilerleyebiliriz. Neden? Çünkü burada ne var? İki tane eylemi birleştiren when bağlacı kullanılmış. Demek ki biz oraya vardığımız zaman hepsi satılmıştı. Öncelikle buradaki satılan ne? Burası önce gerçekleşmiştir. Past perfect tense'in nasıl kullanıldığını burada bilmek zorundasınız ki bu öncelik sonralığı yapabilmeniz lazım. Biz oraya vardık. Yani önce satıldı, sonra biz oraya vardık. Böyle bir yapı var.
İşte buradaki van bağlacından yola çıkarsak, bağlacın eş anlamlarını alırsak neleri alabiliriz? Evet, when'i alabilirsin. Until bu öncelik sonralık bağlacını karşılar. When bunu karşılar. Some of the most precious painting had been sold. Hocam burada bir bağlaç yok. Bakın birinci kuralımız bağlaçtı. Bağlaç olmadığı için bu şıkkı eledik. Bu şık elendi. Şimdi gelelim, doğru olarak verilmiş mi? Biz müzayedeye vardığımız zaman hocam bütün itemler satılmıştı ama bakın orada bütün itemler değil, en iyileri, bakın bütün itemler değil, en iyileri satılmıştı. Hatta burada ekstradan bir şey kullanılmış, ilave ifade kullanılmış, hariç. Ne hariç? Birkaç pahalı olan hariç. Bakın bu bilgi yukarıda yok. Anlam bütünlüğünü sağlarken tamlama bütünlüğünü bozmuş. Buna çok dikkat edin. Şurada zaten all items değil, all the best items olması gerekiyordu. Burada da eksik ifade kullanılmış. Bu bir strateji yöntemdir. Devam ediyoruz. We stayed, bekledik. Hocam yukarıda beklemek değil, varmak var. Yani doğrudan kelimenin karşılığını arıyorsun. O zaman geriye ne kaldı? Sadece deniz ışıkı. Biz müzayedeye vardığımız zaman it was too late, çok geçti, to buy anything worth it, değerli bir şey satın almak için çok geçti, yukarıdaki verilen anlamı karşılar. Yani biz müzayedeye vardığımız zaman tüm en iyi ürünler satılmıştıyla, biz müzayedeye vardığımız zaman değerli satın alacak hiçbir şey yoktu. Yani çok geçti, değerli bir şey satın alabilmek için çok geçti anlamı birbirini tutar. Too late to buy. Bu bir kalıptır. Satın alamayacak kadar, yani herhangi bir şey ya da hiçbir şey satın alamayacak kadar geç kaldıklarından bahsediyor. Cevabımız Denizli olacak. Stratejimizi tekrar hatırlatalım. Bağlaçtan 3 tane zaman bağlacı olduğu için 1, 2, 3. Burada ilave. Bakın buraya kadar her şey doğruydu. Sadece burası yanlış olduğu için elendi. Ve burada varmak yerine kalmak eylemi kullanıldığı için elendi. Burada bir bağlaç verilmediği için Ceyhan şıkkını bağlaçsızlıktan eledik. Ve geriye ne kaldı? Denizli şıkkı kaldı. Evet, geçelim. Unless. Unless bağlacı ne? Bağlacın açılımı nedir? Unless'in açılımı. Bunu bir restatement'da kullanacaksak ya if not'la kullanacağız ya kendisini kullanacaksınız. Kendisini kullanırsak da geri kalanlardan belki yola çıkabilirsiniz. Bakalım even though var, unless'i karşılamaz. Annesi karşılamaz. By the time var, karşılamaz. Unless kendisi kullanılmış. Tamam, okey, bunu alabilirim. Ve if not. Bakın don't demiş. If not. Demek ki iki şıkka indirdik. Arkadaşlar eğer ki bu bağlaçların doğru kullanımlarını, doğru eş anlamlarını bilmiyorsanız ya da anlamlarını bilmiyorsanız YDS Atan içerisinde bu YouTube kanalımızda bağlaçların videoları var. Oradan eş anlamlarını tedarik edebilirsiniz. Eğer ki okuma becerinizin eksikliğini düşünüyorsanız, gramer ya da yapısal olarak eksikliğiniz varsa, kelime eksikliğiniz, okuduğunuz anlama noktasında eksikliğiniz varsa sizlere sunduğumuz hazırlık atlama paketini satın alabilir ve kendinizi bu sınava hazırlayabilirsiniz. En iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. Sınavımız çok zor değil. Kolay, rahatlıkla geçilebilecek bir sınav. Çok rahat buradan istediğimiz skoru alabiliriz. Yani bizim eğitimlerimiz sayesinde bunlardan istediğiniz skoru çok rahat bir şekilde alırsınız. Onu size hatırlatayım. Evet, unless'e geldiğimiz zaman if ve unless alacağız. Bakın özlemimiz ne? Project is ready soon demiş. Yani proje hazırlanmadıkça we will have to give up. Bırakmak zorundayız. Niye? Science competition, bilim yarışmasını bırakmak zorunda kalacağız şeklinde. Şimdi burada ne demiş? Bakın ikinci tarafta. Bakın şu unless aldınız ya. İkinci tarafımız neydi? Bırakmak zorundaydık. We have to focus on project. Projeye odaklanmak zorundayız. Ama yukarıda odaklanmak zorunda değil. Focus on değil. Ne var? Give up var. Bırakmak, terk etmek zorunda kalacağız diyor. Ve unless we want to win the science competition. Bilim yarışmasını kazanmayı istemedikçe diyerekten de ne yapıyoruz burada? Alakasız iki tane cümle barındırıyor. Restatement'lardaki yapılan en önemli şey aslında İngilizce bilmekten ziyade şık yazmayı bilmektir. Şimdi Science Competition nerede? Şu bölümde. Ama bağlacın olduğu bölüm orası değil. Yani bağlaç sizden, bakın bağlacın olduğu yerde şunu alacaksınız. Şurayı temizleyelim. Şu bölüm
tamamen şu şekilde oluşmak zorunda. Ama burada science competition yok. Bakın science competition burada. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mix tamlama yaratmaktır. Mix tamlama yaratmaktır. Bu klasik ölçme değerlendirme çeldirici yöntemidir. Buradaki bir ifadeyi alırım. Buradaki bir ifadeyle birleştiririm. Ortak bir tamlama yaparım. Okuyucu soruya baktığı zaman her şeyi görür. Tüm ifadeyi görür. Bakın tüm ifadeyi görür. Baktığında her şeyi görür. Yani her şey aynıdır. Ama anlam farklıdır işte. Proje ile Science Competition olduğu bölümü birleştirirsek anlamı ne yapmış olursun? Mix demiş olursun. Karma haline getirirsin. Ve buradaki yapılan stratejilerden yani soru çözüm stratejilerinden bir tanesi budur. Şuradaki şey hazır olmadıkça. Ama burada ne diyor? Bilim yarışmasını kazanmayı istemedikçe. İkisi aynı ifadeyi karşılamıyor. Ve projeye odaklanmak zorundayız tarzında da bir ifade var. Bu da hatalı. Proje tamamlanmadıkça, evet proje hazır olmadıkça bunu karşılar. Bilim yarışmasını kazanma şansına sahip olamayacağız. Yani bilim yarışmasını bırakmak zorunda kalacağız diye burayı doğru bir şekilde tercih edebilirsiniz. Birazcık yakın, hani birebir değil ama anlamı yine sağlayacak. Bilim yarışmasını terk etmek zorunda kalacağız. Bilim yarışmasını kazanma şansına sahip olamayacağız. İkisi aynı anlamdır. Buraya geldiğiniz zaman rağmen neymiş o? Proje hazır olmamasına rağmen biz yarışma hakkında hala umutluyuz şeklinde bir cümle var. Ve by the time kadar neye kadar? Proje sunulmaya hazır oluncaya kadar biz yarışmayı kazanacağız şeklinde de bir saçma bir cümle kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? Adana oldu. Buna dikkat edelim. Unless mantığından da yine bağlaştan iki şıkka indirebiliriz yöntem olarak. Ve buradaki bağlaş doğru cümleye eklenmediği için ya da doğru anlamı vermediği için elenebilir. Geçtim 39'a. The idea of working abroad sounds too good to be true. Hocam şimdi bunlar bizim eğitimlerimizde verdiğimiz şeylerdi mesela. It is too hot to drink dediğimiz zaman. It is enough hot to drink dediğimiz zamanki anlamlar farklıdır. Şimdi çorbadan bahsedelim. Çorba too ile kullanıldığı zaman meyecek kadar. Çorba içilemeyecek kadar sıcak. Bunu da enough ile aldığımız zaman çorba içilebilecek kadar sıcak tarzında alıyoruz bunu. Tamam. Enough ile too'nun arasındaki fark bu. Birisi meyecek kadar, içilemeyecek kadar sıcak, içilebilecek kadar sıcaktır. Böyle bir yapı kullanılmış ve burada ne var? Too good to be true. Yani doğru olamayacak kadar iyi diyeceksiniz buna. Doğru olamayacak kadar iyi. İşte o da burada. It cannot be true. Doğru olamayacak kadar true. Doğru eğitim alırsanız istediğiniz başarıyı çok bir şekilde sağlarsınız. It cannot be true diyeceksiniz. Yani sounds true, sounds good değil, sounds good değil. It can be true değil. Ne diyeceğiz? Doğru olamayacak. Şimdi ne diyoruz? Yurt dışında çalışma fikri doğru olamayacak kadar güzel, iyi bir şekilde kulağa geliyor. Sounds kulağa gelmek anlamında. Ya kulağa hoş geliyor, kulağa güzel geliyor tarzında bir ifade kullanacaksanız sound'la kullanacaksınız. Yüklem olarak kullandığımız zaman doğru olamayacak kadar iyi geliyor. Yani kulağa doğru olamayacak kadar iyi geliyor. Hemen alıyorsunuz özneyi. Yurt dışında çalışma fikri so that. O kadar iyi ki, bakın so that. O kadar iyi ki it cannot be true. Doğru olamaz. O zaman ne olmuş? Too kalıbını so that kalıbıyla eş anlam yapmış. Yakın anlam şeklinde bize soru olarak vermiş. Ama biz bunu too'nun doğru kullanımını bilirsek, too'nun negatif olduğunu bilirsek otomatikman bu soruda da ne yaparsanız burayı hızlı pratik bir şekilde doğru yaparsınız. Hocam bu sınav kolay. Gerçekten kolay. Sadece iyi bir pratiğe ihtiyacınız var. Şurayı birazcık büyük alalım çünkü uzak. Şimdi Chandler speaks more loudly than anyone else. Herhangi birinden daha yüksek sesle. Bakın hocam burada bir comparative'in superlative kullanımı var. Yani aslında birisini kıyaslıyor. Ama kimle kıyaslıyor biliyor musun? Kalanıyla. Yani anyone else. Herhangi birisi. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim size. Özellikle çoğu İngilizce öğrenen öğrencilerin milli eğitimdeki aldığı eğitimin kalitesizliğin en büyük örneğidir anyone else. En iyi çoğu
genel İngilizce kurslarına bile, yani gidip kursa gidip de orada en iyi sadece eksi ve soru işaretli cümlelerde kullanıldığını bilenler var. Yani en iyi eksi ve soru işareti olan cümlelerde kullanılır. Yani negatif olanlarda, yani it cannot, yani there is anything, there is not any, there is not any şeklinde ya da ne bileyim anything else gibi soru işareti olacak böyle. Bu tarz şeylerde, yani sorularda ve olumsuz yapılarda kullanıldığına dair bir şey öğretilir milli eğitimde. Ve bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de burada karşılaşmış olduğunuz. Gördüğünüz gibi olumlu bir cümle, olumlu bir cümlede en iyi görmüş oldunuz. Buna dikkat edin. Anyone else, herhangi bir şekilde en iyi olumlu cümlelerde kullanılabilir. Yani sadece anyone'a özel diye düşünmeyin. Herhangi birisinden diye alacaksınız bunu. Yani diğer herhangi birisinden daha sesli bir şekilde konuşur. Yani aslında burada komparatif yaparken, anyone else'i kullanırken ne yaptık biz? Süperlatif bir yapıya dönüştürdük. Ne dedik? Herhangi birisinden daha sesli konuşuyorsa demek ki she is the loudest. Yani she is the şeklinde. Tamam. Bu şekilde olacak yani. En seslisi, en gürültülüsü olarak süperlatife dönüşecek. Bu yapıyı biliyorsak hemen süperlatif olan yere bakarsınız. Bakın ezez var. Kadar, aynı, eşit, denklik verir. The loudest. Bakın buradaki of all people I know. Tanıdığım tüm insanlardan. Bu da özel bir yapıdır. Tanıdığım bütün insanlardan bu yapılarda da süperlatifler kullanılır genelde. Of all diyebilirsiniz. Of five diyebilirsiniz. Of 20 diyebilirsiniz. 20 tanesinden 5 tanesi geldi diyecekseniz arkadaş ya rakam gelir ya da bu şekilde 5 tanesinden 2 tanesi ya da 1 tanesi hayatta kaldı diyecekseniz bir rakam gelir. Ya da bu tarz ifadelerde of all mantığında kullanılırsa süperlatif kullanımı yaygındır. Yani of all'un böyle bir güzel kullanımı vardır. Ya rakamlar verir. 10 kişiden 3'ü, 100 kişiden 5'i mantığında. Ya da tümünden en iyisi. Bizim örneklerimizde bunun benzeri vardı. Of all scientists, of all scientists, bütün bilim insanlarından Einstein is the best known. En iyi bilinendir. En iyi bilinendir şeklinde. Yani buradaki the best bize süperlatif yapısını vermekte. O zaman ne oldu? Tanıdığım bütün insanlardan Chandler en sesli konuşanıdır ve birazcık rahatsız edici. Disturbing, rahatsız edici, annoy, bother. Biz bu arada kelimelerin niye eş anlamlarını vermedik ya? Normalde her zaman kelimelerin eş anlamlarını takır takır yazardık. Burada yazmadık. Annoy, bother, disturb, irritate, rahatsız etmek. Özellikle restatementlarda kelimelerin eş anlamlarını bilmek çok önemli. Ve bizim kelime çalışmalarımızda da bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu kelime çalışmalarını orada alabilirsiniz. Tamam. Geçtik bunu da. Scientists claim that. Bilim insanları iddia ediyorlar ki air pollution is almost inevitable in megacities with enormous pollution. Ya şuradan aldığınız zaman, şimdi burada gördüğünüz zaman bağlaç yok. Bu sefer bağlaç taktiği göremeyeceğiz. Ama bilim insanları iddia ediyor ki yapısını bilim insanlarına göre diye alabilirsiniz. Yani according to işte S4 according to, sonra as far as scientists are concerned şeklinde, ondan sonra as to yapılarıyla, e göre, onlara göre, tamam, onlara göre gibi yapılarla bunları kullanabilirsiniz ya da for şeklinde, for, onlara göre şeklinde, bilim insanlarına göre diyeceksek bu yapılardan herhangi birisi kullanılabilir. Şimdi bilim insanlarının tartıştıkları gibi olabilir. According to some, yok ama ya. Bakın bilim insanları iddia ediyor ki ile some nereden çıktı? Bakın burada ilave bir kelime kullanılmış, some. Yok. It is stated by scientists. Olur, güzel. Though the air pollution megacities. Burada da bilim insanları yok. O zaman elendi. Bakın 2'ye düşürdük. 41'i 2'ye düşürdük. Şimdi mega city. İstanbul nereden çıktı ya? Yukarıda İstanbul. Hocam İstanbul nereden çıktı ya? Bu kadar da kolay olmaz. Hocam İstanbul nereden? Yukarıda İstanbul yok ki. It is nearly impossible for big cities with a great pollution not to have air pollution. Yani it is nearly impossible. Neredeyse imkansızmış. Kim için? Büyük şehirler için.
Hangi büyük şehirler için? Büyük nüfusa sahip olan büyük şehirler için neredeyse imkansızmış. İmkansız olan şey neymiş? Hava kirliliğine sahip olmaması neredeyse imkansızmış. Hocam bu nasıl garip bir cümle diye düşünebilirsiniz. Aslında bu İngilizcenin birinci kuralıyla alakalıdır. Bu benim her zaman örnek verdiğim şeydir. It is not impossible tarzında bir cümle kurarsam size, siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Anlamlandırmaya çalışmayacaksınız. Tamam. Not'la i'mi sileceksiniz. Yani şuradan not'ı sildin, şuradan da i'mi sildin. O zaman neymiş? Hava kirliliğine sahip olması mümkün olası anlamına gelecek. Yukarıda da kaçınılmaz demişti. Inevitable, kaçınılmaz. Yani hava kirliliğine sahip olmaması imkansızdır demekle hava kirliliğine sahip olması mümkündür, olasıdır demek arasında bir fark yok. Bu yapıya dikkat edin. İki tane olumsuz İngilizce'de bir tane olumlu eder. Burası çarpma işareti şeklinde düşün. İki olumsuzu çarparsak bir tane olumlu elde edersiniz. Bu yapının bir örneğini gördük burada da. Evet, burayı da hallediysek geçelim. Kolay bir soruydu. Çünkü şıklar çok kolaydı. Evet, 42'yi cevap anahtarı hatalı vermiş. Bakın, küçük arabalar daha az petrol tüketmesine rağmen onlar daha etkili değildir. They are not more efficient. Daha etkili değildir. Cevap anahtarı bunu Adana demiş. Nasıl dediğine dair hiçbir fikrim yok. Küçük arabalar daha az petrol kullanmasaydı etkili olamazlardı. Ama yukarıda they are not more efficient demiş. Zaten etkili değiller. Burada etkili olamazlardı. Hani etkili olabilirlerdi tarzında bir şey de demeseydi anlardım. Küçük arabalar bakın daha az petrol kullanmasaydı onlar daha etkili olamayabilirdi. Olamazdı tarzında. Hocam burası bir varsayım cümlesidir. Böyle bir ifade yok. Burası gerçek bir cümledir. Zaten ben eğitimlerimde en temel verdiğim bağlaç eğitimlerinde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Oldu. Gerçek eylemlere kullanılır. İfler ihtimallere ve varsayımlara kullanılır. Şimdi yukarıda sen oldu diyorsan o bir gerçek eylemdir. Yani küçük arabalar daha az petrol tüketmesi gerçektir. Biz bunu tecrübe edebiliyoruz. Bu bir varsayım ya da ihtimal değil. O yüzden gerçek eylem olduğu için bunun karşılığında gerçek olması lazım. Mesela despite the fact that rağmen, neye rağmen küçük arabalar arabalardır. Hangi arabalardır? Yakıt ekonomisine sahip olan arabalardır. Yani şuradaki ifadeyi karşılıyor. It doesn't mean şu anlama gelmez. They are more efficient. Daha etkili oldukları anlamına gelmez. Yani daha etkili değillerdir. Doğru cevabımızın Denizli olması gerekiyor. Cevap anahtarında yanlış hatırlamıyorsam Adana diye işaretlemişler bunu. Çünkü kontrol ettim. Bir hata çıkmasın diye. Evet, buradaki ifade cevap anahtarı Adana diyor ama Adana kesinlikle olamaz. Küçük arabalar, hangi küçük arabalar? Büyük arabalardan daha az petrol kullanan küçük arabalar daha etkilidir diyor. Yukarıdaki bağlacım ve zıtlığım yok. Yani tersliğim yok. Bunu karşılayamaz. Ve burada as çünkü anlamında ya da the için hadi iken de olabilir. Küçük arabalar daha etkiliyken onlar daha az petrol kullanırlar değil. Daha etkisiz anlamında olacak. Burası are not olacaktı. Tamam. O yüzden Ceyhan şıkkı da eleniyor. Geriye sadece Denizli kaldı. Olduğunun eş anlamı despite'dir. Despite the fact that'den sonrasında cümle kullanımı doğrudur. Ve bu yüzden ne yaptık? Oldu öyle despite'ı meçhettik ve biz bu şekilde cümleyi tamamlamadık. Bakın aynı şekilde yine bağlacımız var. Because of the fact that. Yani because'un anlamlarını biliyorsanız as, since, for. As, since ve for şeklinde anlamlarını biliyorsanız hemen oradan bir yaklaşımla bağlacın karşılığını since'i buldum. As'i buldum. Başka da all da var. Geç onu. Sildim olduğu. In the all countries. Bunu niye atladık? Bunda bağlaç bulamadık. Geçtik. Bakın iki şıkka indi. Şimdi alalım. Developing countries are not able to purchase modern technology from developed countries. Şimdi gelişmiş ülkelerden daha modern teknolojiyi satın alamazlar. Kimler? Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden modern teknolojiyi satın alamadıkları için onların sanayi çıktılarını artırmada başarısızlar. Şimdi gelişmiş teknoloji çok pahalıdır. Birçok gelişmemiş hocam undeveloped yok ki yukarıda. Bakın o kadar kolay ki. Undeveloped yok. Gelişmekte olan ülkeler sanayi üretimini arttıramazlar. Çünkü bakın çünkü burada olmak zorunda bunun burada kullanıldığına bakmayın.
Since'dan sonraki gelen, bakın şöyle değerlendireceksiniz burayı. Because'ın geldiği yer şöyle ise bu cümle burayı karşılayacak. Tamam. Şu bölgede şurayı karşılayacak. Yani bağlacı birinci cümleden alıp taklattırmak deriz biz buna. Yani bu cümleyi alıp bu ikinci cümleye yazabilirsin. Çok da bir şey değişmez. Sıkıntı olmaz. O yüzden dikkat edin, bu şekilde alacaksınız. Şimdi buradaki gelişme day dediğimiz kimdi? Developing nations birbirini karşılıyor mu? Karşılıyor. Sanayi üretimi, evet, birbirinin output, productive, evet, üretkenlik çıktı anlamında kullanılıyor. Arttırmak, geliştirmek güzel, aynı şekilde kullanılmış. Çünkü onlar are not able purchase effort, bakın eş anlam şeklinde ilerliyoruz. Buy şey şurasını beraber almışlar. Able to effort bunu beraber almışlar. Purchase'i ödeme yapamaz, yani effort buy gücü yetemez anlamında almışlar. Gelişmiş teknoloji, modern teknoloji olarak almışlar. Tamam, buradaki eş anlamımız bu kadar. Başka bir şey yok. Productive de output olarak almışlar. Tekrar çevirirsek nasıl olacak? Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden modern teknolojiyi satın alamadıkları için, onlar sanayi çıktıları için, sanayi çıktılarını, yani sanayi üretkenliğini arttırmada başarısız olurlar. Tamam? Aynı şekilde gelişmekte olan ülkeler sanayi üretkenliklerini arttıramazlar. Yani geliştiremezden anlamda, çünkü onlar gelişmiş ülkelerden gelişmiş teknolojiyi satın almaya gücü yetmez şeklinde ne yaptık? Restatement part'ını bitirdik. O zaman restatement part'ında gördüğümüz en önemli detaylar neymiş? Bu tarz bir soru gelirse, şimdi hazırlık atlamalarda bazen şununla karşılaşabiliyorsunuz. Size bir tane örnek demo veriyorlar ama daha sonrasında bir bakıyorsunuz demodan daha zor bir sınavla karşılaşabiliyorsunuz. Yani o soru formatı ne bir şey söyleyemem. Yani eğer ki zorlaştırırsalar, yani farklı bir şey yaparsalar karışmam. Ama bu soru formatı çıkarsa, yani bu restatement mantığı çıkarsa yöntem sabittir. Yöntemlerden gidin. Zorluk önemli değil. Ama zorluktaki temel olayınız nedir? Hani biz burada kolaylıkla bir şıkka indirebilirken belki iki şık arasında kalacağınız durumlar olabilir. Yöntemimiz şu. Önce bağlacı ve bağlacın eş anlamını buluyoruz. İkinci olarak zarf çok fazla çıkmadı. Gramatik yapıların peşinden koşalım. Burada daha çok gramatik yapı kullanılmış bu sınavda. Gramatik yapıların işte doğru kullanımı, yani eş kullanımı diyelim artık buna. Eş kullanımı. Üçüncü olarak da kelimenin eş anlamı ve zıt anlamı. Dördüncü olarak da tamlama bütünlüğünü bozan ilave kelimelere dikkat edin. Tamam? İlave kelimelere. Yukarıda olmayan bilgileri, mesela yukarıda olmayan bilgiler neredeyiz? Şu. Yukarıda verilmeyen, soruda verilmeyen ekstradan bir ifade kullanılırsa burası hatalı konuma düşer. Ek bilgilere dikkat edin. Tamam. Eş anlam ve zıt anlam. Tamam, güzel. Eş, zıt. Kelime ve zıt. Şuna eş ve zıt diyelim. Niye kelime diyoruz ki? Kelime de eş ve zıt diyelim. Ha. Eş ve zıt anlamlara dikkat edin, buradaki zıt anlamlara dikkat edin ve tamlama bütünlüğünü kaçırmayın. Evet, burasının cevabının sistemi bu. Tamam. Evet. Geçelim, tourism demiş. Bakın bu yapılar da bizim için önemlidir. Bir cümlede bir tane yüklem olabilir. Bakın burada bir yüklem var, burada bir yüklem daha var. Eğer ki bir cümlede birden fazla yüklem geliyorsa burada who, that, which yapılarından birisi kullanılmış demektir. Who, that, which. Bunlardaki temel kullanımımız nedir? Eğer ki bir şey cansız varlıksa which olarak kullanılır ve tourism which employs. Biz bunu nasıl alacağız? 200 milyon kişiye iş sağlayan tourism bugünlerde dünyadaki en büyük endüstridir muhtemelen diyeceksiniz. Yani burasının which kullanılmasının temel sebebi ne? Aslında burası iki cümledir. İki cümleyi ayırırsın. Şuradan nokta koyarsın. Dersin ki birinci cümle. Tourism 200 milyon insana iş sağlar. Nokta. Buraya tekrar turizm yazarsın ve dersin ki turizm günümüzde dünyadaki en büyük sanayidir muhtemelen dersin, bitirirsin. Ama cümleyi iki ayrı cümleyle yaptığın zaman bir çok basit bir cümle oluyor. İki böyle daha böyle etkili yazma dediğimiz writing becerisinden, yazma becerisinden uzaklaşıyorsunuz. Ve bu yüzden İngilizce ne yapıyor? Bunu who, that, which gibi yapılarla bunu birleştirmeye karar veriyor. Ve burada şöyle bir örneğim vardı benim. I saw a woman.
Şimdi red şeklinde bir örneğim vardı. Bir kadın gördüm ve kadın kırmızı giyiyordu. Şimdi benim bu gördüğüm kadınla kırmızı giyen kadının aynı olma durumu %100 yoktu. Yani bu kadının o kadın olduğuna dair bir fikriniz yok. Tamam, bir kadın gördüm ve bu kadın kırmızı giyiyordu tarzında şey konuşabilirsiniz. Bakın, she dressed red. Buradaki kadın kim? Hangi kadın? Başka kadın da olabilir. O yüzden İngilizce diyor ki bunun önüne geçelim. Anlatım bozukluğunun önüne geçelim. Şey gibi, hani merdivenlerden inerken gördüm. Ben mi merdivenlerden iniyordum, kadın mı merdivenlerden iniyordu? Hani Türkçedeki anlatım bozukluklarımız var ya. Hani bu tarzındaki ifadeler İngilizler bu şekilde önlemini almış. Ve bu yüzden ne diyorsun? I saw a woman who dressed red. Tabii bunu bu şekilde kullanamıyorsun çünkü özneler ve nesneler farklı olduğu için. Yani nesne ile nesne. Bir sonraki cümlenin öznesi ise burada whom kullanıyorsun. Tamam? Yani özne ile nesne farklıysa, bakın özne ile nesne aynıysa. Yani şöyle söyleyeyim. Özneler farklıysa diyelim biz buna. Daha mantıklı olur. Özneler farklıysa, bakın birinci öznem I, ikinci öznem she. Özneler farklıysa whom. Öyle söyleyelim. Aslında bu nedir? İkinci cümlenin öznesi birinci cümlenin nesnesi oluyorsa whom kullanıyoruz biz burada. Tamam, buradaki aslında nedir? Kadındır. Kadın. Ve biz bu yüzden ne diyeceğiz? Kırmızı giyen bir kadın gördüm. Kırmızı giyen bir kadın gördüm. İnşallah anlaşılmıştır burası. Yani normal mantık şudur, bakın. Ankara is a city. Bakın. Ankara is the capital of Türkiye şeklinde bir, Türkiye'nin başkentidir şeklinde bir cümle kullandınız ya. E ne yapacaksınız biliyor musunuz? Which yapabilmek için. Sadece şu Ankara'ya çekeceksiniz. Which is diyeceksiniz. Bu kadar. Temel olayımız bu. Şunu da çekip yerine who yazmak isterdik ama burada böyle bir kural var. Who yazamazsın. Neden who yazamazsın? Çünkü özne ve nesneler farklı şeklinde. Yani iki tane özne, iki özne farklı. Tamam, özneler farklıysa whom. Özneler aynıysa who olur. O mantıktan. Tamam. Yani temel kullanım budur ve buradaki kullanım da aynıdır. Geçelim. Yaklaşık 700 milyon insan uluslararası bir şekilde tatile gidiyormuş her yıl. Figür. Hocam bu tarz figürler, conditionlar, idealar. Bakın figür, idea, ondan sonra assumption, sonrasında düşünceler, işte başka ne kullanabiliriz? Figür, situation ya da condition. Yani böyle bir durum kendisini açıklayabiliyorsa, arkasından cümle gelebiliyorsa biz burada that kullanıyoruz. A figure that is likely to double 2020'ye kadar ikiye katlaması muhtemeldir. Yani burada figürü açıklıyorsun. Bakın buradaki ifade şöyledir. Mesela burada which'i kullandık ya. I know that you are not alone. Word which is şeklinde aldığınız zaman şöyle, bakın. Dedi alıyorsanız, bakın dedi alıyorsanız that kendisinden önceki cümlenin tamamını nitelendirir. Ben neyi biliyorum? Senin yalnız olmadığını, yani bunun tamamını biliyorsam, bakın bunun tamamını biliyorsam bu that'tir. Yani kendisinden önceki cümlenin tamamını niteliyorsa that gelir. Ama sadece tek bir nesneyi tanımlar, açıklar, bakın bir şeyi, bir nesneyi tanımlar, açıklarsa bu which'tir. Mesela şurada ne dedik? Kadın dedik mesela, sadece kadın aldığımız için who'yu aldık. Şehir dedik, sadece şehri aldığımız için which'i aldık. Yani temel farkı budur. Ama birbirlerinin yerlerine de tabii ki kullanılabiliyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? That'ten sonraki yargının tamamını veriyorsa, mesela buradaki figür, ne figürü? 2020'ye kadar katlanılması muhtemel olan bir figür. Yani buradaki verilen ölçek, tablo, skala ne yapacakmış? 2020'ye kadar katlanacakmış. İkiye katlayacakmış. İşte bunun tamamını açıklıyorsa bu figür, işte orası that'tir. Temel olayımız bu. Tamam? Which ile that'in arasındaki fark nedir? Which sadece bir kelimeyi açıklarken that kendisinden sonraki yargıyı açıklar. Tamam mı? Yargıyı açıklar. Devam edelim. Şimdi burayı okumam. Normalde de okumam. Yani close test yaparken okumama gerek yok. Şimdi result. Bizden proposition sorulmuş. Result neler alır? Result in alır, of alır, from alır. Şıklarda hangisi var bilmiyorum. In gelirse sebep olmak, of gelirse sonucu olmak. Result of tehditlerin sonucudur mu acaba? Yani çevreye tehditlerin bir sonucu mu? Yoksa çevreye tehditlere mi neden oluyorlar?
Hemen baktığımız zaman this mass movement of people. Bu insanların büyük akını çevre tehditlerine neden olur hocam. Çevre tehditlerinin sonucudur diyemezsin. Yani çevre tehditlerinden dolayı insanlar turizm bölgesine akın etmiyor. İnsanların turizm bölgesine akın etmesi çevreye tehdit oluşturuyor anlamında. Neden olmak anlamlarında kaos. Resulting'imiz neydi? Kelimelerimiz de vardı. Resulting, kaos. Result from'un da böyle bir anlam var. Artık şıklarda hangisi olduğunu bilmiyorum. Trigger, stimulate şeklinde activate. Sonrasında elicit, neden olmak, tetiklemek, başlatmak anlamında. Şıklara bakalım. Şuna ne dedik? Wish dedik. Buna that dedik. Result in var, of yok. Tek fe, iki fe o. Ona dikkat edelim. Sonra gidelim. Bir tane ne var? Proposition'ı contribute to alır. Bu zaten basittir. Directly contribute to global warming. Küresel ısınmaya katkı sağlar. Katkı sağlamak her zaman pozitif değildir. Contribute to, katkı sağlamak. İki tane proposition'ımız da kolay çıktı. Result in, contribute to. Geçelim. Evet, neymiş burası? Bakalım soruya. Contribute to nerede? To'yu da aldık. Bağlaçlar. Hemen bakalım bağlaçlarda benden ne istemiş? Build. Hotel. Otel inşa etmek hocam. Build. Burası çok güzel bir sorudur. Çıkarsa da yapıştırın geçen hocam. Build dediğiniz zaman bu nedir hocam? Verb zero'dur. Fiilin yalın halidir. Ben fiilin yalın halini nerede kullanırım? To'da. In order to'da. Bakın in order to'da kullanırım. So as to'da kullanırım. So as to. Fiilin yalın hallerini bunlarda kullanırım. Bunun dışında bir de nerelerde kullanırım? Let me know mesela. Let me know. Kozativlerde let me know. Beni bilgilendir ama burada öyle bir yapı yok. Hani beni bilgilendir. Buradaki bu yıldı gördüm ya. Demek ki benim buram ne olacak? Şunlardan birisi olacak. Çünkü burada bir let somebody do kalıbı yok yani. Let somebody do dediğimiz bir şey yok. Bu yıl o zaman şıklara gidiyorsunuz ve şıklardan hemen in order to'yu işaretliyorsunuz. Gelelim. As long as, so long as, arkada bir cümle gelir. Beni sevdiğin sürece, as long as you love me, I love you. Beni sevdiğin sürece seni seveceğim tarzında bir ifade kullanacaksanız, as long as. As for, gelince mesela, as for me. Şimdi onlar şey tercih etti diyebilirsiniz mesela, onlar Miami'yi tercih etti. As for me, bana gelince ben de gittim işte Mardin'i tercih ettim falan, krolluk yapayım biraz. Mardin, Midyat tercih ettim gibi. Onlar Miami'ye giderken. Neyse. As for me. Bana gelince bence anlamında. Bana gelince anlamlarında böyle bir kullanımı var. Up to. Bana göre gibi. Göre anlamında kullanılır. Up to you. Sana bağlı. Sana kadar. Sana göre gibi bir kullanımımız var. Doğru cevabımız in order to. Çünkü bundan cümle gelir. Bundan sonra nesne gelir. Up to'dan sonra da nesne gelir. Tamam. Bunların arkasından sadece fiilin yalın hali gelen bağlacımız bu. Bunu zaten bağlaçlar videosunda veriyoruz detaylı bir şekilde. Geçtik. Yine bir bağlacımız var. Water shortage, su eksikliği yaygındır. Niye? Yüzme havuzlarının doldurma ihtiyacından dolayı yaygındır diyebilirsiniz. Burada bir to kullanılmış. Bağlacı bölmüşler hocam. Saçma bir soru olmuş. Çünkü bunun doğru kullanımı due to'dur. Normalde bölünmez. Yani as to diye kullanırsanız as to göre anlamına gelir. Tamam? Ya da ilgili anlamına gelir. İlgili diyelim biz buna. As to. İşte eğitimle ilgili. Eğitime göre anlamında. Yani eğitimle ilgili. Since to diye bir şey yok. Böyle bir şey saçma olur. Since'den sonrasında en azından bir s ve o ya da zarf gelir. O since'in ikinci anlamını biliyorsunuzdur. Then beri. Mesela 2000'den beri mantığında. Since 2000 dediğimiz zaman 2000'den beri mantığında. Result to diye bir şey yok. Result of alabilirsiniz. Yani result to dersek zaten kelime olur. Tamam, bağlaç olmaz. O yüzden due to nedeniyle. Then dolayı anlamında olacak. Geçtik. İşte turistler için golf işte alanlarındaki suyu ve havuzları doldurma ihtiyacından dolayı su kıtlığı yaşanmaktadır. Pushing up prices. Hocam pushing up prices ve ne gelmiş arkasından? Bir şey gelmiş. Virgül gelmiş. Bu kısaltma diye geçer bizde. Yani fiyatları bir şey yapan, yaptıktan sonra yaptığı için yaparak turizm. Türkçedeki anası mezar dikecekmiş. Mayışmak ya da Kenya'da Asya diyerekten giden zarf fiillerimiz var ya onlar. Şimdi şıklara bakalım. Zarf fiil gelecek. To, that, by, when gelecek. Hocam by pushing up. Arttırarak, fiyatları arttırarak. By verb ing kalıbını kullanmışlar. Hizmet ve ürünlerin fiyatlarını arttırarak. Tourism
İnsanlar için yıkıcı da olabilirmiş. Nerede? Turist destinasyonundaki yaşayan insanlar için yıkıcı olabilirmiş. Evet, yani bölgedeki fiyatları arttırırsanız bölgenin normal dar gelirli insanlara bir yıkıcı güç oluşturabilir. By pushing up prices, push up arttırmak şeklinde, arttırarak olacak. By verb. Geçelim 51'de ne istiyor? By promoting, 51'in şey neymiş? By işaretledik, duty işaretledik. Evet, iki tense ve bir prepositions var. Hocam tense sorularının doğru cevabını nasıl yöntemle alabiliriz? Hemen şuraları temizleyelim. Tense sorularının doğru cevabını verilen nokta ile şuradan başlıyor. İki nokta arasında bir zaman zarfı var mı ona bakarsınız. Bakın birincisi olayımız bu. Zaman zarfı. İki, zaman ifadesi ya da işte buna bazen bağlaç diyoruz. Zaman bağlaçı. Şey pardon demiştim. Zarfı. O da zarfı ya. Zaman ifadesi diyelim. Üç, bağlaç diyelim buraya. Zaman bağlaçı. Ve 4, hiçbir şey yoksa present diyoruz. Yani zaman uyumu diyebilirsiniz. Zaman uyumu ya da present. Bu şekilde bilimsel bilgi ise present. Şimdi şu sarı olarak işaretlediğim yere geliyorsunuz. Ve sarı olarak işaretlediğimiz yerde genellikle zaman zarfı cümlenin sonunda olur ve buldum. For the last years. Son yıldır. For the last years. Over the last years. During the last years. Ondan sonrasında within the last years. Within the last years ve son olarak ne kaldı burada? In the, ha, in the last year, in the kalmış, in the last years şeklinde. Bunları gördüğünüz zaman bunlar son yıllardır anlamına geldiği için burası süper şey. Present perfect tense have verb 3 mantığında kullanılacak. Present perfect tense'in içerisinde bunları net bir şekilde görebilirsiniz. Ve bu yüzden buraya ne diyeceğiz? Present perfect tense. Şıklara gidiyorsunuz. Present perfect tense hangisindeyse onu işaretliyorsunuz. Have invested, yatırım yapmışlar. Şunları doğru olanları işaretleyelim. Result in, değil mi? Bu neydi ki? Hayır. Contribute to. Result in that. Ve which'ti. Evet. Which. Which that. Ne kaldı? Bir tane daha var. Tensimiz. Hemen devam. Increasing demiş. Zaten hiç gitmeme gerek yok. Hocam more and more. More gibi. Increasing gibi ifadeler. Increasing gibi. Ya da always gibi ifadeler bizim için continuous'tur. Yani am, is, are, verb, ing mantığındadır. Geçmiş zamanla ilgili bir şey olsaydı was, were, verb, ing mantığında kullanılacaktı. Çünkü artan bir şekilde ise devam edendir. Devam edenlerde biz continuous tense'i kullanırız. O yüzden bakıyorum. Are reminding ve are being reminding diye iki tane yapımız var. Birisi aktif, birisi pasif. Hemen ona bakalım. Aktif mi pasif mi? Hemen bakacağız. Turistler bay gelmiş hocam. Bay geldiğine göre pasif. Bay geldiğine göre pasif olduğuna göre otomatikman cevabımız ne olacak? Are being reminded olacak hocam. Baydan sonrası. Tamam, bay. Bay. Pasif kuralı neydi? Nesne varsa aktiftir. Nesne varsa ve bay kullanılmışsa pasivdir. Eğitimlerimizde bunları sürekli söylüyoruz. Bu şekilde soru çözerken ve bu yüzden ne olacak? Bir continuous tense olacak. By geldiği için pasif olacak ve sonuncu da depend on olacak hocam. Depend on diyeceğiz buraya. Depend on şeklinde. Evet, depend on'u da hallettiysek geçelim. Bunlar da phrasal verb'lerin içerisinden rahatlıkla alabileceğiniz şeyler. Yani sınav sorularımız aşırı bir şekilde zor değil. Cümle tamamlamalarına geçtim. Cümle tamamlamalarındaki taktiklerimiz neler? Şimdi cümle tamamlamalarının bir, bağlaç, iki, zaman, yani tense uyumu. Tense uyumuna dikkat edeceksiniz. Tense. 3. Gramatik yapı. 4. Anlam bütünlüğü şeklinde ilerleyeceğiz. Ha, zamiri de unutmayalım. Şuraya bir de 5 diyelim. 4. 4 diyelim. Zamir. Zamirimiz önemli. Yani zamir önemli derken neyden bahsediyorum? İşte Ankara'dan bahsedersek tutup da işte İstanbul'a geçiyorsa olmaz. Doğru bağlaç kullanmadan geçemezsiniz. Şimdi Grammy is the highest rate. Bakın. Highest rate demiş değil mi? Grammar. Neydi? Superlatif değil mi bu superlatif? Peki ben superlatif kurallarında neyi söyledim biraz önce? En büyük 3 müzik ödül şovlarından Grammy en büyük rütbelisidir. En derecelisidir. En kıdemlisidir. Bir superlatif kullanılmış. Bunu neyle vereceksin? Ya. Biraz önceki more than anyone else. Bakın more than anything else gibi. Bu şekilde kullanacaksın. Ya da burada
diğerleri ifadesini vereceksin. Others gibi ifade vereceksin. Ya da of all mantığını vereceksin. Ya da of tree kullanmış burada. Bu yapıyı vereceksin. Onların arasından en kıdemlisidir şeklinde. Evet, geçelim. Çünkü Amerika'da birçok müzik ödül şovları olduğu için Grammy en iyisidir. Olmaz hocam. Çünkü bu sebep sonucu karşılamayacak. Son zamanlarda Bruno Mars 6 Grammy ödülü kazandığı Grammy en yüksek ödüllüdür. Saçma. As many people are looking forward to next Grammy Awards show. Şubat'taki diğer Grammy ödülünü bekledikleri için en rütbelisidir, en şeydir. Olmaz hocam. Bu da saçma olmuş. Bu kolaydı. Of all mantığını gramatik yapıyı biliyorsanız tertemiz bir şekilde çıkabilirsiniz. You had better take. Hocam bakın. You had better take. Bu da bir bağlaç kullanımıdır. Eğer ki bir tedbir varsa arkadan da negatif bir şey gelecek. Bu bağlacı bu yapıyı sağlıyorsa in case ya da in case of gibi yapılar. In case'in türevleri gelebilir. Bakın. Tedbir, in case ya da in case of negatif. Yani genellikle asansörlerde yazar. Don't use in case of fire. Yangın ihtimalinde, yangın durumunda kullanma der. Yani bu asansörlere bindiğin zaman bunu görürsünüz. Yani in case of, bu bir tedbir almak için verilen bir cümledir. Ve sana diyor ki, işte telefonun yanına alsan iyi olur. Niye? Just in case you need to call me in case of emergency. Bak iki tane kullanmış. Acil bir durum vaka ihtimaline karşılık beni arama durumunda. Tamam. Durumu için yanına al diyor. O yüzden in case of emergency, aciliyet. Doğru cevap tamamen budur. Tedbir, in case of, negatif bir şey. Emergency, negatif. Ve burası bir şeyi iyi, yani yapsan iyi olur demek tedbir almaktır. Ve bu yüzden cevabımız doğrudan Bursa. Geçti. Grip virüsleri bronşitin ana nedenlerinden birisi olduğu kanıtlandığı için doktorlar öneriyorlar ki getting a flu vaccine to prevent, hastalığı önlemek için grip aşısı almayı öneriyorlar. Tamam, işte çok güzel sebep sonuç. Bronşit olmamak için grip aşısı alın diyor hocam. Mantıklı sebep sonuç ilişkisi var. Şimdi bunun da yapısı şöyle güzel. Ben bunu daha önce de söyledim. Eğer ki negatif bir yapı geliyor ise ve negatif bir yapının arkasında bir must, should gibi tavsiye, zorunluluk, enact, yasa çıkartmak, kanun çıkartmak bizi require yapacak bir durum varsa, require bize zorlayacak bir durum varsa, böyle bir iki cümle kullanıldıysa, bakın iki cümle kullanıldıysa şöyle söylüyorum. Since there is global warming, since there is global warming, we should reduce carbon dioxide. C2O. Çok iyi. Neyse işte karbondioksiti azaltmalıyız tarzında bir cümle kullanıyorsak, bakın negatif yapının önü since'dir. Unutmayın bunu. Ya negatif yapının önü since'dir. Aynı şeyi neyle verebilirsiniz biliyor musunuz? Since'i çekersiniz, şuraya soyu koyarsınız, aynı şey olur. Küresel ısınma var. Bu yüzden karbondioksiti azaltmalıyız. O zaman siz ne diyeceksiniz hocam? Negatif bir yapı varsa ve öbür tarafta bir tavsiye, bir gereklilik varsa, tamam mı? Negatif yapının önünde ise boşluk. Burası çünküler olacak. Since, as, because gibi. Tavsiyenin önünde olacaksa so, does, hence, therefore olacak. Bu kadar basittir bu. Bağlacı doğru kullanmayı bilirseniz soruyu da bu kadar kolay çözersiniz. Ve buraya geldiniz. Ya burada negatif bir yapı var. İşte hastalığın en büyük sebeplerinden bir tanesi negatif. Ama burada ne diyor? Bir suggest var, öneri var. Yani bir should var, must gibi advice var yani. Advice, suggest var, should kullanımı var. O yüzden doğru cevabınız direkt adına hiç düşünmeden işaretleyebilirsiniz bu yapıya. Ateş, birkaç hafta sonrasında kaybolan diğer semptomlar arasındadır. Among the other symptoms arasındadır. It is estimated that, hesaplanmış ki nüfusun yarısı, popülasyonuna yarısı talihsiz bir hastalıktan acı çekmektedir. Suffer from olmaktadır. Geçtik. Bebekler ve genç çocuklar işte daha hassasmış gibi görünebiliyor diye alakasız yapılar var. Adana şıkkımız çok net bir şekilde bağlacın doğru kullanımıdır. I had to postpone my trip to London. Londra tribimi ertelemek zorunda kaldım. Bir tense olarak geçmiş zaman, buna dikkat edelim. Çünkü hocam öncesinde, ya bakın burada şöyle bir sebep sonuç ilişkisine gireceksek. Bakın bu soru da güzel bir soru benim için. Ben eğitimlerimde ne veriyorsam hepsi burada çıkıyor.
O şekilde söyleyeyim size. Şunu böyle yaptık, bunu yaptık. Ya bunları şey yapmanıza gerek yok. Bakın ben bu soruları daha yeni çözüyorum. Benim çözülmüş gramer sorularım daha önceden de var. Onlara da bakabilirsiniz. O yapıların aslında hepsi aynı mantıklı sorulmuş soruları olduğunu göreceksiniz. Get verb to be, şuna da will diyelim. Şimdi eğer ki bir şey yani. Bu adam diyor ki ben diyor işte tribi ertelemek zorunda kaldım diyor. Burada yapılan bir eylem var. Niye ertelemek zorunda kaldın? Sebebini söylüyorsun. Çünkü diyorsun. Çünkü ben işte pasaportumu kaybettim. Ya yaptığın bir eylemin sebebi kendinden sonraki zaman olabilir mi? Olamaz hocam. Yani o zaman ne olacak? Sebep sonuç ilişkisi veriyorsan, sebep sonuç ilişkisi veriyorsan ya bakın burada olacak. Tamam mı? Sebepten bahsediyorsan ya burada olacak. Yani şöyle söylüyorum. Sonuç sebepten sonraki bir zaman diliminde olamaz. Yani sebep bakın sebep sonuç ilişkisi kurarken. Şimdi sonuç şurası. Adam demiş ki sonuç olarak ne demiş? Sonuç olarak erteleme demiş. Postpone demiş. Postpone. Erteleme eylemi. Niye ertelersin? İşte yağmur yağar, kar yağar vesaire yapar. Ama bu bir sonraki zaman dilimindeki gerçekleşecek bir şey için ertelenme olmaz. Tamam. Yani sen ne yapıyorsun? Pasaportumu kaybettim. Kaybettiysen o da ya burada olacak. Aynı zaman diliminde olacak ya da kendinden önceki zaman diliminde olacak. O zaman ne diyoruz? Sonuç sebepten sonraki pardon sebep yanlış yazmışım. Sebep sonuçtan sonraki bir zaman diliminde olamaz. Sebep sonuçtan daha sonraki bir zaman diliminde gerçekleşir. Burası sonuç ise sebep burada olamaz. Anlatmaya çalıştığım olay bu. Tamam. İkisinin arasında zaman kayması var. Evet. If I had known you. Hocam burada if kuralı geçerli. Buranın eğer ki bunu kullanıyorsan bu ne olacak? Would have been olacak. Would have worked three olacak. If kuralını bilmek zorundasın bu soru için. If I had known you that a traffic accident diye olacak. If I had known you had. Yani senin bir trafik kazası geçirdiğini bilseydim tatilimi ertelemek zorundaydım. Ertelerdim. Zorundaydım. Saçmalıyor zaten. Olduğu'yu kullanmışız ve are kullanmışız ve burası hatalı olacak hocam. Hava yolu çalışanlarının grevde olmasına rağmen ertelemek. Yine bak burada aynı mantık var. Burası present, burası geçmiş zaman. İki zaman arasında fark var. Yani sebep sonucu verebilmek için iki zaman diliminin paralel vermen lazım. En azından aynı zaman diliminde olması lazım. Yok. Hocam kötü hava durumlarından dolayı ertelemek zorunda kaldım. Gayet doğru bir şekilde due to. Due to'nun doğru kullanımı var. O zaman ne diyoruz? Ceyhan'da bakın Ceyhan'da zaman uyumu yok. Bakın Adana'da zaman uyumu yok. Burada zaman uyumu yok. Bu da if kuralı uymuyor. If kuralına göre burasının would have been olması lazımdı. Would have worked three olması gerekmekteydi. Evet bu da hatalı geçtik. The earlier the earlier. Hocam the more kalıbı bakın. The earlier the luckier şeklinde. The more kalıbı. Bir şey the longer the longer mesela. Bir şey uzatırken. Mesela the more you study, daha fazla çalıştıkça the more point you get. Daha fazla puan alırsın gibi. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıdır bu. Kolaydır. Kanseri ne kadar erken teşhis edersen onun kurtulma şansı daha fazladır gibi. Kurtulma şansı daha şanslıdır demek daha doğru oldu. Tamam? Diagnose with cancer. Yani kanseri daha erken teşhis etmek onun kurtulmasını için daha şanslı haline gelir. Geçti hocam kolaydı. That gelmiş. Bu da kolaydır hocam. Biraz önceki söylediğim gibi kendinden önce burada bir kavram verecek. İşte fikir olabilir, durum olabilir, düşünce olabilir ya da ne bileyim varsayım olabilir. Yüzden şuraya bakacaksın. Ha bu so fascinating that olabilir. Dursun. So fascinating that olabilir. Gallery that olmaz. Condition that olur hocam. Car that olmaz. Car which olur tamam mı? Yani second car which that değil. Yani doğru kullanımı bunun which olur. Şuradaki galeride which olur. Hangi galeri? Şu galeri şeklinde. O yüzden so that ve conditional alabiliriz. Şimdi o kadar mükemmeldi derseniz pozitif bir yapıdır ama hiç kimse satın almadı dersen negatif bir yapıdır. So that olabilmesi için ikisinin arasında paralellik olması lazım. O kadar mükemmeldi ki kimse satın almadı. Bu anlatım bozukluğu olur. Böyle bir yapı yanlış olur. Müzayedeki mücevher o kadar büyüleyiciydi ki kimse satın almak istemedi. Yanlış nobody yerine pozitif bir ifade kullanılmalıydı. Geldik. Caddenin sonundaki ev
Such that kalıbı kullanılmış hocam. Normal condition that kullanılmış. O kadar kötü bir durumdaydı ki miserable, miserable negatif bir yapı. Yukarısı da negatifti. Hiç kimse satın almak istemedi. Miserable'la such that kullanımı istemiş. Demek ki burası da so that, such that'in birleştirilmesiyle gerçekleşen bir yapıymış. Tamam. Diğerlerinde so that, such that var mı? Yok. O zaman elendi. Tamam. Cevabımız Ceyhan oldu. Tsunami demiş. Tsunami control. Açık bir denizde, deniz üzerinde binlerce, yüz binlerce seyahat edebilir demiş tsunami. Present bir yapıda kullanılmış. Buna dikkat edelim. Present. Eğer ki past bir şey varsa eleyelim. Var mı, var mı, var mı? Yok. Fakat it is one of the most terrifying. Şimdi bakın. Yüzlerce mil seyahat edebilir dediğin zaman Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen doğal felaketlerden en büyüklerinden birisidir. Hocam zaten şuradaki verilen ifade bir negatif. Ya tsunami'nin açık denizde yüzlerce mil dolaşabilmesi, seyahat edebilmesi negatiftir. Fakat da veriyorsam buraya da tutup bir negatif daha verirsem bu cümle batık karşılamaz. Hani ne olur bu? İki negatif and olur. Yani ne bileyim as olur, since olur, because olur. Yani paralelliği verir anlarım ama iki negatif bu olmaz. Geçtik. Geçmiş zaman hocam. Burası present bir yapıydı. Zaman uymuyor. Binlerce insan, Japonya'daki binlerce insan ölen bir insan neymiş? 2001'deki doğal felaketten dolayı binlerce kişi öldü diyeceğiz. Tamam. Zaman uymadığı için elendi. Yukarısı present, aşağısı past. Bu da gitti. Even though it is true that... Hocam 1000 kilometre hıza ulaşabilmesi bilgisine rağmen hocam bu da negatif olur. Yani birbirine paralellik var. Yine zıtlayamazsın burada. Bu da burada hatalı olur ve karşısına çıktığında yani bir lanla karşılaştığı zaman geniş hasarlara sebep olur. Evet yüzlerce mil açık denizde ilerleyebilir ve bir toprakla karşılaştığı zaman extensive geniş kapsamlı bir hasara neden olur diyeceğiz burada. Tamam. Evet geçelim sonuncuya 61'e ve burada molamızı verelim ve ikinci videomuzda da kelimeyi ve readingimizi tamamlayalım. Evet 61'de dry air, kuru hava ve drifting. Drift kayan, kayan çöl. Kayan çöl biraz saçma değil mi ya? Kayan çöl bilmiyorum belki terminolojidir. Kuru hava ve kayan çöl ne yapmışlar? Modern zamanlara kadar Mısır piramitleri dahil yani piramitler dahil eski Mısır'ın birçok kayıtlarını korudu. Evet tamam. Fakat gizem piramitlerin altına gömülü kaldı. Evet. Piramitleri korudu ama gizem altında kaldı ve diğer birçoğu da çözülmemiş kaldı. Evet burada bir zıtlık var. Yani bunu korudu ama hala çözülmedi anlamında. Dursun burada bir artı eksi mantığı olabilir. Yani şey şurası eksi yukarısı artı. Korumak olayı artı. Burası hala çözülmedi derken negatif. Geçelim. Mısır'daki günlük hayat ver gelmiş verden sonraki önce ne yazıyoruz? Medeniyetin gelişmeye başladığı Nil'in üzerinde kuruldu. Revolve around bir şeyin üzerinde dönmek, bir şeyin üzerine kurulmak anlamında. Revolve around. Tamam? Yani devleti buraya kurdular. Yani ne bileyim hayatı buraya endekslediler. Bu tarafa döndü anlamında kullanılıyor. Bu tarafa kuruldu diyeceğiz. Ve eski Mısır piramitleri inşa edilmesi 20 yıl almış ve binlerce erkek aldı. Yani bu konuyla alakalı mı? Yok hocam ya konuyla işte bunu korudu. Yok hocam. Yani şu kuru hava ve kayan çöller buradaki kayıtları korudu. Ama zıtlık bağlaç hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Büyük piramit yapılması 20 yıl ve binlerce erkek aldı. Çok saçma. Fakat tarihsiz bir şekilde eski Mısırlılar didn't learn to use fire. Tekerleği kullanmayı öğrenemediler. During the piramidin kullanımı boyunca tekerleğin kullanımını öğrenemediler. O da taşların taşımasını çok zor yapan yaptı. Bu durum. Bu durum. Bakın virgülden sonraki gelen which'i yani bu yargı. Yani bunu öğrenememeleri. Buradaki which'i ne diye alacaksınız biliyor musunuz? Şuradaki didn't learn to use. Buradaki yargıdır. Bu yargıyı ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki bunu öğrenememeleri taşları taşımayı çok zor yaptı şeklinde olacak ve bu da konuyla çok alakasız. Çünkü buradaki piramitlerin korunması ile bunların yapımındaki tekerleğin kullanılmaması ya da ne bileyim buradaki binlerce insanların çalışması ondan önceki bir anlatımı sergiliyor. Ve bu yüzden ne yapıyoruz? Buradaki gizem çözülmedi deyip 61'de de bağlacının doğru kullanımını burada görebilmekteyiz. Doğru cevabımız o yüzden burası olacak. Tamam. 61'in cevabı da Adana. Burada break'imizi verelim ve bir sonraki videomuzda devam edelim.
Yeah.